Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. İstanbul'dan yaptığımız yayın devam ediyor. Şükürler olsun Yaradan'a ki hani hedeflediğimiz bir nokta vardı. Buna çok hızlı bir şekilde yürüyoruz. Yardımsever dadaşlar var, dadaş dostları var. Gerek yurt içinde, gerek yurt dışında. Bizleri burada yalnız bırakmadılar. Onların telefonu içimizi ısıttı ve heyecanımızı daha da artırdı. O arada neler oldu? Aslında bunu iki saat anlatsam yetmez. Herkesin heyecanı bambaşkaydı. Çok teşekkür ediyorum. Federasyonumuz öncülüğünde yapılan şehit ailelerimize ev yardımı kampanyası devam ediyor. Ve şimdi arka masada neler olup bitiyor? Tabii bir canlı yayın telefonu oluyor. Burada konuşuyoruz Sayın Başkanım. Kendisiyle iletişime geçiyor arayan konuklarımızın. Ama arkada sessiz kahramanların adları var. Onların bağışları var. Ve değerli başkanlarımız var. Başkanlarımıza neler gelmiş, neler olup bitmiş. Şimdi kısa bir görüşme yapacağım kendileriyle. Tekrar telefonlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama bunu da bir telefondan sonra yapacağız. Yozgat valimiz, değerli bir hemşehrimiz Abdülkadir Yazıcı hattımızda. Ve Sayın Valim hoş geldiniz. Alo. Sayın Valim hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Sayın Valim. Buyursunlar. Bu federasyonun kuruluşundaki emeğinizi kimse bilmese de biz biliyoruz. Estağfurullah. Allah sizden razı olsun. Güzel bir faaliyet başlattınız. Böyle bir federasyon kurdunuz. Şimdi de bu federasyon güzel hizmetlere imza atmaya devam ediyor. Bunun temelinde sizlerin olduğunu biliyoruz. Şimdi şu an canlı yayındasınız. Bu sözleri de bütün Erzurum dinliyor. Şimdi sizi dinlemek istiyorum Sayın Valim. Tabii ben öncelikle bir Erzurumlu olarak Kardelen TV'nin de aracı olduğu Erzurum Dönekler Federasyonu ve diğer vakıf ve derneklerin sizin riyasetinizde vesile olduğu bu güzel kampanyaya çok teşekkür ediyorum. İki gündür haberimiz var bizim de bu kampanyadan. Tabii Dadaşlar Diyarı Erzurum'un necip insanının refleksi çok farklı. Bunu muhtelif vesilelerle muhtelif şekillerde görüyoruz. Cenab-ı Hak var etsin. Tabii biz bu misyonu sadece Erzurum bu misyonu şimdi icra etmiyor. 1877 Osmanlı Rus Harbi'nde ordusunu kurtaran millet. Evet. Birinci Dünya Savaşı'nda hakeza Kazım Karabekir Paşa ile birlikte Anadolu'yu temizleyen bir millet ve yine bugünümüzdeki ülkemizin en büyük belası PKK terörü karşısında müstakim kala gibi duran, metin bir yalçın kala gibi duran bir millet. Böyle bir kahramanlığın, böyle bir güzelliğin doğduğu yerlerde dünyaya hasbel kadar dünyaya gelmiş olmakla şu an sizleri sesinizi de duyabilmek benim için çok büyük bir haz, büyük bir mutluluk. Üç buçuk senedir Yozgat'ta valilik görevi ifa ediyoruz. Evet. Yozgat'ımız da yine aynen Erzurum insanı gibi Erzurum'a en yakın kardeş şehir. Evet. İki gün önce haberimiz oldu. Bizim Yozgatlı olarak veya Yozgat'taki hemşehrileriniz olarak, Yozgat insanı olarak Bozok Diyarı'nın kahraman evlatlarının iki hediyesini ben size söylemek istiyorum. Bak, iki hediye. Birincisi şu an vali konağındayız. Vali konağının yan salonunda 85 yaşında Muhammed hocam var. Bilal Şahin hafızlık kursunun hocası. 30 talebesiyle birlikte özellikle Aziziye şehitleri, Sarıkamış şehitleri ve bu uğurda, vatan uğrunda canını seve seve feda etmiş kahraman Mehmetçik ve polislerimizin ruhu için hatim okuyorlar. Hatim de muhtemelen programınızın bitimine doğru bitmiş olacak. Şu an hatim okunuyor yani. Şu an okunuyor. Müsaadeniz olursa ben namelerinden de biraz duyurmak istiyorum. Duyalım Sayın Vali. Zannediyorum o ilahi ses naveler gelmiştir. Geldi ben duydum. İnşallah programımızın sonunda zat halinizin yanında duran hocamız da kısa bir hatim duasını yapar diye düşünüyoruz. Bir de bu birinci hediyeydi. Olarak, bu birinci hediyeydi.
Estağfurullah. Bir de Yozgatlılar olarak bu kampanyanıza 25 bin TL ile katılmak istiyoruz. Biraz zaman olsaydı 66 bin TL olacaktı ama. Sayın Valim çok teşekkür ederim. 25 bin TL ile katılıyoruz. Cenab-ı Hak hayırlı ve mübarek eylesin. Allah razı olsun Sayın Valim. Bu ülke için, bu bayrak için ezan susmasın diye, bayrak inmesin diye toprakla birleşip can verip devleşen bütün şehitlerimize ve gani gani rahmet eylesin, yakınlarına sabırlar versin. Amin. Böyle zor bir dönemde bedel ödemiş bütün insanların aziz hatıraları başımızın üstündedir. Sizlere de böyle hayırlı bir işe vesile olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Bütün Bozok Yaylası'ndan Dadaşlar Diyarı'na selamlarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Yozgat Valimiz Sayın Abdülkadir Yazıcı'ya çok teşekkür ediyorum. 25 bin lira gibi bir rakamla bu kampanyamıza katıldı ve yine değerli bir iş adamı Savcı Kaya, değil mi? Şu anda hattımızda. Savcı Bey hoş geldiniz. Alo. Sayın Savcı Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah hayırlıysın. Amin. Allah size razı olsun bu tip oluşumlardan. Amin cümlemizden. Hayır işlerinden Allah razı olsun. Allah yapana da, yaptırana da, sebep olana da. Amin. Buyurun. İnşallah. Amin inşallah. Buyurun abi. Çok ben yoğun de... çok yoğun bir telefon trafiğimiz var. Fazla uzun tamam, konuşamıyoruz. Tamam. Sizin buyurun, bağışınızı alalım Sayın Savcı Bey. Tamam. Ne kadar yardım alacağız sizden Allah'ın izniyle? Bir 5 bin lira da biz alarız aslında işi başlıyor. Bak tamam, buradaki arkadaşlar diyor ki artırması lazım. Savcı Bey aynı zamanda bizim Erzurumspor'un da başkan yardımcısı. Diyorlar ki 10 bin yaptık onu. Hem de Erzurumspor'un başkan yardımcısısın onu da biliyoruz. İbrahim Erkal, Suha Dengizek, Suat Önal, Nihat Temel hocam. Bunlar diyor ki Savcı Bey'e 10 bin lira yakışır. Evet, 10 bin. Canları sağ olsun. Ne yapalım? Allah razı olsun. Vatan sağ olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Herkes size. Çok teşekkür ederim. Telefonlarımız Hulusi Zengin Bey. Evet. Buyurun. Hulusi Bey buyurun. Hoş geldiniz. Evet. İstanbul'da Erzurumlu bir başka iş adamı dostumuz. Hulusi Zengin Bey efendi. Hoş geldiniz. Hulusi Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar Sayın Başkanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Allah razı olsun. Aramak için çok uğraştınız ama en sonunda düşürdünüz. Öyle tahmin ediyorum ben. Aynen öyle. Öncelikle sizin hassasiyetinizi bildiğim için. Evet buyurun. Öncelikle böyle bir program düzenlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yani deminki programın reklamı arasındaki olan şey zaten bizi yeterince ağlattı. Evet. Allah şehitlerimizi yattığı yerine utandırmasın. Yani. Ailelerine tekrar başsağlığı diliyorum. Allah razı olsun. Sizleri de zaten diğer hayır işlerinde de olduğunuzu biliyoruz. Allah razı olsun. Size de çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun Hudisi Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Var mı söyleyeceğiniz bir şey? Abi, durun, biz yardımlarımızı reklam olsun diye şey yapmıyorum ama hesabını alıp yatıracağım. Haberim. Allah razı olsun Hulusi Bey. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Oradaki tüm arkadaşlara hepsine çok ayrı ayrı hepinizi kutluyorum. Çok sağ olasınız. Teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ve şu anda ne yayındakiler kusura bassın ne izleyicilerimiz. Yine bir telefonumuz var. Çok yoğun bir telefon. Biri geliyor, biri gidiyor. Sayın Başkan ben söyleyeyim. Önemli telefonumuz var. Bugün kameralarını, ekranlarını bu bağış kampanyası için açan, süresiz bir yayın imkanı sağlayan televizyonumuzun sahibi Sayın Ahmet Karakaya telefon attığımızda. Evet. Ahmet Bey hoş geldiniz. Sayın Başkanım hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Ahmet Bey. Öncelikli olarak ben de tebrik ediyorum bir kardeşiniz olarak. Allah razı olsun. Bu kadar büyüğümün içinde bana fazla laf söylemek düşünmez. Fakat size söyleyeceğim çok kısa bir şey olsun ondan sonra ben de sonlandırayım. Sayın Başkanım, öncelikli olarak bu televizyonu ben 2 yıl önce satın aldım. Evet. Maksadımız, gayemiz sadece Erzurum hizmeti. Allah'a hamdolsun bunu da böyle başardığımızı gördükçe mutlu oluyorum. Ve sizden tek ricam, mümkün mertebe bu konuyla alakalı eğer bittiğinde eksik gidip kalırsa tekrar bana bunu tamamlamak üzere ne düşüyorsa üzerime söylemeniz yeterlidir.
Ben de şahsım adına, insanlar bu memleket için, vatan için can vermiş. Bizim ne bedel, ne ödersek öder azdı ama ben de kardeşiniz olarak 15 bin lira bağışlamak istiyorum. Allah size çok teşekkür razı olsun ediyoruz. Ahmet Bey. Ahmet Bey, sağ olun. Sizin zaten bu akşam televizyon kanalını bu hayırlı hizmet için açmanız bizi son derece mutlu etti. Bir Erzurumlu'ya, bir Dadaş'a yakışır en büyük hassasiyeti gösterdiniz. Burada bu kadar para veren insanlar sizin bu kanalınız olmasaydı bu programı duyamayacaklardı. Bu organizasyondan haberleri olmayacaktı. Buradaki bütün hayırlarda sizin de bir şeyiniz var, payınız var, hisseniz var. Allah razı olsun Sayın Başkanım. Ben ilk başta Nihat Temel hocam da diyor ki buradaki en büyük hissedar Ahmet Bey'dir diyor. Allah razı olsun efendim. Allah sizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Sağ olasın. Sağ olasın. Bir telefonda İbrahim abi kim? Eski Erzurum Spor Başkanımız Cemal Polat. Sayın Cemal Polat. Spor Başkanımız, evet. Sayın Cemal Polat. Alo. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Alo. Cemal Bey, biz sizi duyuyoruz. Bizim de sesimiz geliyor inşallah. Başkanım, Ahmet abiyle görüşün. Ahmet abi. Ahmet başkanım, selamun aleyküm. Ve aleyna aleyküm selam. Oradaki bütün dostlarımıza, hemşerilerimize sevgi saygılarımı sunuyorum. Allah razı olsun. Çok hayırlı bir işe öncülük ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Rabbim sizlerden razı olsun. Amin. O şehitlerimiz de haklarını bizlere helal etsin. İnşallah. 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 Arınca kararınca, biraz önce zaten İbrahim'e bir rakam telaffuz ettim. Tamam. Onu biz sır olarak tutuyoruz. Rakamı da biliyoruz. Evet, yani kusura bakmayın. Yani açıklanmasını istemiyorum. Allah razı olsun. Çünkü çok teşekkür ediyoruz. Rabbim bize bir imkan vermiş. Biz de imkanımızı şehitlerimiz uğrunda harcayacağız. İnşallah. Bunun reklam olmasın diye telaffuz etmek sizin isterim. Sizin hassasiyetinizi biliyorum Cemal Bey. Evet, çok teşekkür ediyorum. Onun için Allah nasip ederse pazartesi günü ben Mustafa aktarmış Bey'den olurum. Bu arada evet. Şeyi soracağım. Heh. Ben Bursa'dayım. Misafirlerim var. Heh. Onlarla oturuyoruz. İzleyemiyorum programı. Heh. Yanımda Erzurum'daki yapsatçı arkadaşlardan Tuncay Bey var. Ben bu konuyu kendisine söylediğim zaman bu şehitlerimizin evleri Erzurum'da mı alınacak? Erzurum'da alacağız. Onun da şöyle bir ifadesi oldu. Buyursun. Hilal Kent'te yapsat yapıyor bu arkadaşımız. Yaklaşık 140 bin lira civarındaymış satış fiyatları. Tamam. Ben de dedi, biz büyük ev alacağız. Bilmiyorum yani herhalde. 200 metrekare civarında ev alacağız. Bu akşam bu gaza geldik biz. Yani şunu aklınızın bir kenarında bulunsun diye sizinle söylüyorum. Sizinle irtibata geçeceğiz, anladım. O bize indirim yapacak. %25 indirimli vereceğim diyor. Allah razı olsun. Bak, evlerde %25 ucuzladı değerli izleyiciler. Bak evleri %25 ucuzlattı Tuncay Bey ve Cemal Polat. Tuncay Tuoğlu'nun. Tuncay Tuoğlu. Evet. Evlerde kendi bana söyledi. Biraz önce beraber konuyu açtım. Allah söylediği budur. Sizden de Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Biraz bütün yoğun katılanlara, orada bulunan bütün hemşerilerime, dostlarıma selam, sevgi, saygılarımı iletiyorum. Sağ ol başkanım. İzleyenlerden de hasreten rica ediyorum. Bu akşam Erzurumlar olarak bu şehitlerimizin ihtiyacı olan evleri bu akşam halledelim. Allah tamam inşallah. Çok teşekkür tamam ediyoruz Sayın Başkan. Allah işinizi razı etsin. Ve çok fazla telefonumuz var. Tabii dostluklar, sohbetler, keyifli hoş ama Sayın Mustafa Gül, buyurun. Mustafa Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar başkanım. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bülent'i burada yakaladık. Siz de telefonla bağlandınız. Evet, evet. Çok önce teşekkür ediyoruz. Önce oradaki Erzurumlu hemşerilerime hepsine çok çok... Alo? Duyuyoruz biz sizi. Erzurumlu hemşerilerime hepsine hayırlı akşamlar diliyorum. Allah razı olsun. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Amin. Evet. Amin. Fazla zamanınızı almayayım. Ben de bir 10 bin lira bir katkım olsun. Allah Mustafa sizden Gül, teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Allah'a emanet ol. Çok sağ olun. Sizler de. Sağ olun. Çok sağ olun. Efendim Sayın Başkanım, iş adamımız Necmi Akalın izlemekte. Bir 10 bin lira da benden diye şey yaptılar. Telefonda çok konuşmayı sevmiyor. Evet, hürmetlerini sevmiyor. Sundular. Necmi Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Evet. Çok sağ olun. Ben telefonu rica edeyim. Şey, mikrofonu. Şimdi şöyle. Başkanım, buyurun.
Reklam arasında da bayağı bana bir telefon geldi. Evet. Dediler çok güzel bir program yapıyorsun şehit ailelerine. Burada Erzurum'da diyorlar bizim. Erzurumspor'da 89-25'e bir SMS'e atarlarsa 5 SMS. Ücreti. Onu da söylerlerse memnun olurum. SMS. 89-25. Tamam. 89-25 Erzurumspor'a yardım. Ne kadar da bize vereceksiniz? Ya 5 lira bir tanesi. Tamam. Evet, bu arada Erzurumspor kulübümüz için de bir mesajla 5 TL bağışınız kulübümüze destek olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ben masada böyle burada mıyız? Evet. Şimdi gördüğünüz gibi federasyonumuzun yöneticileri burada. Önlerinde telefon ve kalemleri, kağıtları var. Tabii biz sadece sizin duyduklarınızı aktarabildik. Ama burada hem bağış yapanların, o gizli kahramanların isimleri var, hem bağışları var. Ben şöyle yapayım, Aziz Başkan konuşurken Mevlüt Başkan'la başlayayım. Sayın Mevlüt Bey'in bakalım ne var önünde, ne gelmiş? Bize gelen hayırseverlerimizden özellikle Avrupa'dan gelenler var. Tabii İsviçre Zürih'ten Ali Akyol abimiz aradı. Onun bir yardımı var. Aynı zamanda Londra'dan yine arayanlar var. Almanya'dan var. Aynı zamanda Hollanda'dan arayanlar. İsminin gizli tutulmasını isteyen hayırseverlerimiz var. En son Almanya'dan Hüseyin Ulufer abimiz aradı. 1000 euro'da ben destek veriyorum dedi. Tabii bunları euro hesaplarına, Avrupa'dan arayanları euro hesaplarına yönlendiriyoruz. Şu anda yoğun bir Avrupa aramasıyla da karşı karşıyayız. Ve tabii meblağlarını da gizli tutmak isteyen, ismini gizli tutmak isteyen hayırseverlerimiz de var. Hepsinden Allah razı olsun. Şu anda Avrupa'dan yoğun bir katılım olduğu da gözlenmekte. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Rabbim yaptıkları hayırları kabul etsin diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Yardımın 100 lirası da aynı, 100 bin lirası da aynı, amacı aynı en azından. Kimin gücü neye yetiyorsa, kimin gönlü neye el veriyorsa hepsine yüreğimiz açık. Çok teşekkür ediyorum. Mevlüt Bayraktar'dan sonra sevgili Hakan Emre, ne var ne yok? Allah'a çok şükür. Öyle bir çığ gibi geliyoruz ki bu gidişten Allah'a hamdolsun ki galiba Türkiye'yi tamamıyla kasıp kavuracağız. Biraz önceki 10 yaşındaki bir genç bir kardeşimizin sözleri hepimizi duygulandırdı. Demek ki bu hakikaten amacına ulaştı. Biz de karınca kararınca elimize ne geliyorsa federasyon olarak bir şekilde yüklendik. Allah yar ve yardımcımız olsun. Evet, çok teşekkürler. Yine gelen rakamlara devam. Fatih İş Durmaz. Ben öncelikle bu federasyonun bir yönetim kurulu olmaktan ve bu böyle bir projenin de bir parçası olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Bu mutluluğu, bu onuru bizlere yaşatan Federasyon Başkanımız Sayın Ahmet Arman'a, yönetim kurulumuza ve destek ve katkı esirgemeyen tüm hemşehrilerimize şahsım adına federasyonlara teşekkür ediyorum. Ben de oturuş adamlarımız aradılar reklam arasında. Ebubekir Uğur 1000 lira yardımda bulundu. Temel Kurnaz 1000 lira yardımda bulundu. Cemalettin Aslan 1000 lira yardımda bulundu. Oltu'dan Yeni Vizyon Derneğimiz var. Kendi de 1 milyon yardımda bulundular. Bir de annem 100 lira yardımda bulundu. Ben ona da teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum. Tüm destekleri esirgeyen hemşehrileri tekrar saygı ve hürmete selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. 3 başkanımız var. Hemen hızlı hızlı bakalım. Hanifi Çelebi. Evet, bizi de bir gazi aradı. Kendisi Güneydoğu'da bir bacağını kaybeden bir kardeşimiz aradı. Ayrıca kendisi de iş adamı Kadir ve Murat kardeşimiz. 5000 lira yardım ederek akabinde de 5000 SMS atmış. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Muammer Dilli Başkanım. Bereketli bir akşam yaşıyoruz. Hayırların buram buram aktığı bir akşam. Hemşehrilerimiz, Türkiye'nin her yerinden arayan hemşehrilerimiz de, Erzurumlular dışında da arayan hemşehrilerimiz var. Herkesten Allah razı olsun. Herkesin telefonunu bekliyoruz. Yok, telefon akışı var. Çok teşekkürler. Hem telefonla aynı anda ne diyor Aziz Başkan? Vedat Kurt. Erzurum'dan bir hemşehrimiz şu anda canlı yayında telefonda. Bağışı var. Biz kendilerine de teşekkür ediyoruz Vedat Bey. Allah razı olsun. Rabbim hayrınızı kabul eylesin efendim. Sağ olun. Evet Şakir Bey, gördüğünüz gibi telefonlarımız susmuyor. Şu ana kadar ben rakamı söyleyeyim. Bana ulaşan rakamlar 95 bin lirayı buldu. Bu konuda hayırsever hemşehrilerimize ben teşekkür ediyorum. Ecdadımıza, şehitlerimize bir nebze de olsa yakınlarına ev alarak yardımda bulunmaktan da mutluluk duyuyoruz efendim. Hayırlı. Çok teşekkür ediyorum. Devam ediyoruz. Şimdi tekrar yerimize dönüyoruz.
telefonlarımız var. Erzurum Şehit ve Gazi Derneği Başkanı Recep Akgül telefonu hattımızda. Sayın Başkan hoş geldin. Ve aleyna aleyküm selam ve rahmetullah. Sayın Başkanım, öncelikle tüm konukları saygılar selamlıyorum. Aleyküm selam. KDVM TVS, siz değerli başkanlarıma bu duyarlı davranışlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ben Erzurum Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanıyım. Yapmış olduğunuz bu, çıkmış olduğunuz bu hayırlı yolda sizlere çok teşekkür ediyorum. Şehit ailelerim, gazilerim adına çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Rabbim sizleri mahcup etmesin. Amin. Biz sizlere borçluyuz Recep Bey. Biz sizlere borçluyuz. Ne niyetiniz varsa Allah razı olsun. Ne niyetiniz varsa Rabbim kabul etsin. Amin. Aranızda olmasak da gönlümüz, kalbimiz hep sizinle. Evet, Allah sizden yapmış olduğunuz bu hayırlı iş inşallah tüm Türkiye'ye örnek olur. İnşallah. Tüm Türkiye'deki illerdeki il valiliklerimiz, büyükşehirlerimiz, belediye başkanlıklarımız, tüm insanlar katkıda bulunur. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz mağdur olmaktan kurtarırlar diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Ayrıca buradan değerli sanatçımız, değerli hemşerim benden almanın İbrahim Erkan Bey'e teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kurban olduğum. Sayın İbrahim abi çok teşekkür ediyorum. Çok Allah sizden bin defa razı olsun. Efendim Aziz Başkanım da biliyor. Ben de Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği olarak bizim yerimiz yok. Dernek binamız da yok. Biz de kirada 6. kattayız. İşte fakat gazilerimiz, engelli gazilerimize hizmet veremiyoruz. Bu mesajı evet, alıyoruz biz Recep Bey. Bununla ilgili Aysun Yamalmaz hanımefendi de çok şey veriyor, bizlere destek veriyor. Aziz Başkanım da bu konuda biz de desteklerinizi evet. bekliyoruz. Ufak da olsa 100 metrekare böyle zemin katta bir yerde biz istiyoruz. İnşallah. İnşallah onu da başaracağız. Tekrar Rabbim sizlere kolaylık versin. Oradaki herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Erzurum'dan hürmetlerimi saygılarımı çok teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Bu arada hocam az önce sizi gözyaşlarına boğan bir durum ve aynı durumla ilgili abi o telefonu biraz bekleyebilir mi? Rica edeyim. Çok farklı bir telefon daha var. Elif Aydoğdu hanımefendi diyor ki nişan yüzüğümü bozdurup ben bu yardımı yapmak istiyorum. Şu an telefonda Sayın Başkan buyurun. Evet kardeşim. Alo iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar olsun. Ben Ankara'dan arıyorum. Memleketimi de çok seviyorum. Çok özledim zaten. 5 senedir gidemiyorum. 6 senedir. Rabbim kavuştursun inşallah. Amin inşallah. Ya canım istese canımı veririm ama şu an üzerinde zaten para da yok. Benim nişan yüzüm var. Ben onu vermek istiyorum. İBAN numaranızı da aldım. Ben bağış yapmak istiyordum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olasınız. Bir alkış alabilir miyiz? Çok güzel, çok güzel bir hareket. Elif Hanım. İnşallah olur. İnşallah her şey güzel olur. Gönlünüz İnşallah olur. Güzel olacak kardeşim. İnşallah kardeşim. Allah ben sizden razı olsun. Ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sizden de razı olsun. İnanınız kalbine teşekkür ediyorum. Allah onu çok seviyorum. Çok sağ ol kardeşim. Çok sağ olasın. Çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olasın. Rabbim yar ve yardımcın olsun inşallah. Amin inşallah. Amin inşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sayın Başkanım, şimdi Erzurumlu iş adamımız Aydın Dumlu kardeşimiz medikalci. O da Ankara'dan arıyorlar. Aydın Bey iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar Sayın Başkanım. Emeğinize sağlık. Allah çok güzel bir organizasyon. Allah herkesten razı olsun. Ankara'dan bütün nezdinizde arkadaşlara, hemşehrilerime ben selamlar sunuyorum. 10 bin lira da bizden şey yapalım. Aydın Dumlu kardeşim 10 bin lira da bizden diyor. Allah razı olsun. Çok teşekkür sizden ediyoruz. Allah razı olsun. Hayırlı geceler. Rabbim karşılığında size cennette bir köşk versin inşallah. Aydın Bey çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Herkese selamlar. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet ben tekrar güncellemek istiyorum efendim.
Şöyle minik bir ara şunun için verelim. Ekranlarda, Kardelen Televizyon ekranlarında şu anda telefon numaralarımız var. Bu numaraları arayarak karşımıza çıkan değerli arkadaşlarımızla yapmak istediğiniz bağışı ve söylemek istediklerinizi iletebilirsiniz. Telefonlarla yine canlı yayınlarımız devam edecek. Ve şu ana kadar inanılmaz duygulu anlar yaşanıyor burada. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili gazeteci arkadaşım Tahsin SMS'lerimiz Karan, hep devam edecek değil mi? Yani edecek, bu akşam için değil. Sürekli devam edecek. Sadece bu akşam için onu bildirelim edecek. De. Sevgili Tahsin Kara biraz önce bir haber ulaştırdı bana. Tam program esnasında gelen bir haberdir bu. Keşke duymasaydık. Yine bir saat önce. Şehidimiz var. Selçuk Paker, Erzurum asıllı Ankara'da yaşayan bir şehidimiz var. Aldığımız haber bu. Ailesine sabır diliyoruz. Allah mekanını Allah nur eylesin. Diyelim. Ve yanımızda yine evet Sabahattin Bey. Sabahattin Ağaca beyefendi telefonunuzda. Buyurun Sabahattin Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Çok teşekkür ederim sana. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun. Amin. Sen bu işe vesile olmuşsun. Ben de sana 5000 lira yardım ediyorum. Allah razı olsun. Allah işin yüzü razı etsin. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Sabahattin Ağaca Türkiye'ye örnek olsun. Türkiye'ye örnek olsun. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Erzurum'u Türkiye'ye örnek etsin. Allah senden razı olsun. Elhamdülillah. Hepinizi gözlerinden öperim. Allah razı olsun. Çok sağ olasınız. Bu arada hayırlı geceler, çok sağ olun. Allah sizi razı olsun. Amin, amin. Bu arada iş adamımız değil mi? Numarası var mı? Ben bir şey söylemeye niyetlendiğim anda bir telefon geliyor. Sayın İsmail Bingöl, buyurun. İsmail Bingöl kardeşim. Hayırlı akşamlar Sayın Genel Müdürüm. Amin. Hayırlı akşamlar olsun İsmail. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Siz de iyisiniz çok, inşallah. Çok fazla tutmayacağım. İnşallah yaptığınız yardımı Rabbim sizi cennetiyle mükafatlandırsın. Orada emeği geçen herkese. Amin inşallah. Ben de kararınca bir 2500 lira vermek istiyorum Sayın Genel Müdürüm. Allah yardımını kabul etsin İsmail. Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum herkese. Sana köşk versin inşallah. İnşallah. Saygılar sunuyorum Sayın Genel Müdürüm herkese orada. Kardeşim. Çok sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet biz teşekkür ederim. Biz ara verdiğimiz devam ediyoruz. Bu arada ara verdiğimiz vakit Çankırı Federasyonu yönetiminden bir arkadaşımızla görüştük. Kalkmış programımıza kadar gelmiş. Şu anda başkanım, kendisi burada. Evet. Diyor ki Allah sizden razı olsun bizim de ufkumuzu açtınız. Tamam, yani tamam, bu tamam. Faaliyeti başlatırken tamam, biz tamam. Türkiye'ye örnek olalım diye de bir niyetimiz vardı. Yani tamam, hayırda tamam, örnek olmak, hayırda yarışmak, yarıştırmak tamam, güzel şeyler bunlar. Bu da Erzurumlara nasip oldu. Bunun evet, için de bir hamd etmek lazım. Çok teşekkür ediyorum. Başkanım çok önemli. Çok güzel şeyler, renkler geliyor böyle. Emekli bir amcamız emekli maaşının tamamını bağışladığını, 12 ve 13 yaşında iki kardeşimiz 100 lira harçlıklarını bağışladığını iletelim. Telefon bağlantılarımız devam edecek ama yanımda çok değerli bir dostum, arkadaşım, meslektaşım, radyodan, tiyatrodan, İstanbul'dan, Erzurum'dan beraber aynı havayı teneffüs ettiğimiz Murat Balkuş var. Duygularını alalım sevgili Murat Balkuş. Valla çok duyguluyum. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim. Başta başkanımız olmak üzere. Hani sanki bir ruh yeniden canlandı. Azizye ruhu, Çanakkale ruhu. Demek ki bu ruhlar ölmemiş. Ölmeyecek. Allah'ın izniyle devam edecek. Çok teşekkür ederim. Bazen İşte kinetlensin ne söyleyeyim, çok duygulu anlar var burada. Küçücük haçlıklarını gönderenler var, ne kadar değerli. Emekli maaşını vermek demek çok büyük bir şey gerçekten. Onun için bütün hemşehrilerimize teşekkür ederim. Bir kez daha Erzurumlu olmakla gurur duyduk. Her zaman ilkleri bağıran memleket Erzurum yine bir ilki de başardı. Eminim ki diğer illerde buradan devam edecekler inşallah. Bütün vakfımıza, abilerimize, iş adamlarımıza hepinize binlerce teşekkür ederim. Sağ olun. Yok kalıyor cevap vermiyor. Kim? Senere sene cevap veriyoruz. İki sonu 84 yıl. Niyazi evet. Bey. Teşekkür ediyorum. Buyursun. Bu arada hayırlı akşamlar olsun. İletişim burada herkes koşturuyor evet, bir yandan. Evet Niyazi Bey canlı yayındayız. Buyurun sizi dinliyoruz. Ben sizi izleyemiyorum.
telefonla katıldım. Bir akraba haberi abi. Allah razı olsun. Destek olmak istedik. Tebrik ediyorum sizleri. Çok sağ olasın. Çok teşekkür ediyorum. Desteğinizi alalım hemen. Desteğim 5.000 lira yardımcı olacak. 5.000 lira yardımcı olacak. Niyazi Bey, Allah razı olsun. Niyazi Bey, Allah razı olsun Niyazi Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olasınız. Hayırlı olsun. Çok sağ olasın. Hayırlı sağ olun. Ben arkadaşlarıma veriyorum. Gerekli notu alacaklar. Çok sağ olun. Telefonlarını falan al. Başkan telefonda Yusuf Durak var. Sevgili kardeşimiz yine. Evet Yusuf Bey kardeşim. Başkanım selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Başkanım oradaki bütün başkanlarımın ellerini öpüyorum. Saygılar, hürmetler dilerim. Aleyküm selam. Hepsi de gözlerinden öpüyor seni. Allah razı olsun başkanım. Başkanım acizane bir çalışan olarak ben şehitlerden 250 lira bağışlamak istiyorum. Çok sağ olasın. Çok teşekkür ediyoruz. Hesap numaralarımızı aldın, değil mi? Aldım başkanım. Allah sizden razı olsun. Yusuf Bey kardeşim bir çalışan olarak 250 lirasını bağışlıyor. Bizim için başkanım, çok kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz. Başkanım babamın da bağış olacak ama babamı veriyorum. Peki babanı alıyoruz şimdi de. Başkanım hayırlı akşamlar Zinnur Bey. Hayırlı akşamlar Zinnur Bey. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Buyurun. İsimleri alalım yalnız. Murat Aslan, Murat Bey, hattımızda. Murat Aslan, Erzurum İstikbal. Hayırlı akşamlar diliyoruz Murat Bey. Murat Bey iyi akşamlar efendim. Buyurun. Hayırlı akşamlar Ahmet abi. İbrahim de hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar Murat abi. Buyur. Hocam da öyle. Sağ evet. Ol hocam. Allah razı olsun. Programımızı hocam. Nasıl buldunuz? İyi bulduk. Çok düşünceniz doğrudur değil mi? Evet efendim. Eyvallah. Doğrudur. Evet Murat Bey. Katkılarınızdan çok... dolayı, programımızdan dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Çok yoğun bir haldeyiz. Taş taşıdır. Amenna. Öyle olması lazım. Bağış miktarınızı 2 milyar TL veriyoruz efendim. Peki çok teşekkür ediyoruz. Belki bir bakarsın. Bir bakarsın senden 2 milyar lira para almayız da gelir şehitlerin evine birer koltuk takımı da alabiliriz. Haberin olsun. Emrin başımın üstüne başkanım. Allah senden razı olsun. Çok sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Emirlerinizi beklerim başkanım. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Sağ olasın. Evet. Kadir Bey iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar değerli başkanım. İyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yapmış olduğunuz çalışmadan dolayı da hepinizi tebrik ederim. Allah takdir razı ediyoruz. Olsun. Çok sağ olun. Sizler de sağ olun. Bizler hani el ver demişsiniz. Siz bizler evet. Elimiz dönmese de dilimiz de mi dönmüyor diyerekten kardeşimle iki tarafta evlerimizde biz de kampanya masaları oluşturduk kendimizce. Eşimizi, dostumuzu arayarak Allah hedefimiz, Allah. Amacımız inşallah gece bitene kadar 10 bin lirayı tamamlamak. Yaklaşık 6-7 bin lirasını toparladık. Maşallah. Allah razı olsun cümlemizden inşallah. Allah sizden razı olsun. İnşallah hedefimizi 10 bini tamamlamak. Bu gece 10 bin lirayı tamamlayacağız inşallah. Abi Rabbim yar ve yardımcınız Allah olsun. Allah razı olsun. Çok Allah razı olun. Olsun. Bu arada biraz önce arayıp da 10 yaşındaki çocuk 20 lirasını bağışladı. Bu çok evet. Duygulandıran bir durumdu. Herkesten aynı hassasiyeti bekliyoruz. Bütün sadece dadaşlardan değil, bütün Türk halkından şehitlerimize, şehit ailelerine destek olmalarını bekliyoruz. Sizlere de muvaffakiyetler diliyorum. Amin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Efendim, Sayın Başkanım, Ahmet Başkan'ın eşi aradı. Narman Belediye Başkanımız bir bilezik de benim elimde bu kalmıştı onu veriyorum dedi. Arada, Semra kızıma teşekkür ediyorum. Allah razı olsun arada, kızım sağ ol. Özür diliyorum. Bu arada şöyle yapalım. Her taraftan başkanlarımızı buradaki konuklarımızı arayıp ulaşmak isteyenler var. Bünyamin Bey'den telefonlar gelsin. Sıralı bir şekilde alalım ki öyle o gürültü patırtı olmasın rica edeyim. Evet. Erzurum Spor Başkanımız Sayın Ali Demirhan telefon hattımızda. Ali Bey iyi Sayın akşamlar. Sayın Başkanım hoş geldiniz. İyi buyurun. Akşamlar Ahmet Bey. Selamlar, saygılar Ahmet Bey. Nasılsınız? Estağfurullah. Teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız. Siz nasılsınız?
Allah razı olsun. Sağ olun, var olun Ahmet Bey. Çok yoğun, Erzurum'dayız. Çok yoğun bir trafikteyiz. Telefonun biri geliyor, iki üçü gidiyor. Evet. Evet, sizi dinliyoruz. Programı biliyorsunuz. Evet, evet. Öncelikle bu girişiminizden dolayı sizi tebrik ediyorum. Söze başlamadan önce şunu söyleyeyim. Allah devlete, millete zeval vermesin. Amin. Bu millet hem Kadir Şinas hem vefalı bir millet. Her zaman gazisine ve şehidine sonuna kadar sahip çıkmıştır. Bize düşen de sivil toplum kuruluşu liderleri olarak, başkanları olarak da bizim için canını feda eden, bizim için hayatını feda eden insanlara, geride kalanlarına sahip çıkmaktır. Bu bizim evet. için en kutsal ve en ulvi görevlerden bir tanesidir. O yüzden sizi tekrar tebrik ediyorum. Allah bu emeklerinizden dolayı size daha büyük başarılar nasip eder inşallah. Sizinle ayrıca da gurur diyoruz. Bizim bir abimizsiniz. Allah razı olsun. Biz de üzerimize ne düşüyorsa Erzurum Spor Kulübü olarak, Erzurum Spor Camiası olarak her zaman şehitlerimizin yakınlarının yanındayız. Dediğim gibi sizden, daha fazla da... Sizden ne alalım? Valla ben bu konuda dediğim gibi siz ne derseniz biz ona biz tabiyiz. Biz Erzurum'un plakasını alalım sizden. Olur abi, canın sağ olsun. Peki. Erzurum Spor Camiası olarak Ali Demirhan kardeşimize, kulüp başkanımıza teşekkür ediyoruz. 25 bin liranın sözünü aldık. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden. Görüşmek üzere. Biz var. Çok sağ olasınız. Sağ olun, sağ olun. Sayın Başkanım, siz sağ olun, var olun. Söyleyelim. 89-25'e SMS atarak kulübümüze de destek olmaya devam ediyoruz. Evet. Ali Demirhan Bey, çok teşekkürler. İsmir Belediye Başkanımız. Osman Çakır Bey telefonda. Başkanım hoş geldiniz. Sayın Başkanım, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Sayın Başkan. Şahsınızda, stüdyodaki bütün başkanlarıma saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. İspir Belediye Başkanımız Osman Bey ile görüşüyoruz şu anda. Evet. Kıymetli izleyiciler. Çok hayırlı bir iş için yola çıkmışsınız. Allah razı olsun. Muvaffak olacağınızdan hiçbir şüphem yoktur. İnşallah. Biz birlik beraber içinde olduğumuz zaman aşamayacağımız hiçbir engel olmaz inşallah. Evet. Şehit aileleri bizim amanetimizdir. Evet. Emanetimize her zaman sahip çıkacağız. Allah'ın izniyle. Televizyonları başında bizi izleyen bütün hemşehrilerimize de saygı selamlarımı gönderiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de belediye başkanları arkadaşlarımın katıldığı gibi 5 milyon bir katkıda bulunmak istiyorum. Bak 5 milyon çok para. 5 milyon 5 trilyon demek. Gel bunu 5 bina indirelim. Canın sağ olsun. Canın sağ olsun. Allah razı olsun. Evet, İspir Belediye Başkanımız Osman Bey'den bir 5 bin lira alıyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Saygı bizden. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Başkanım. Şevki Bozan telefonda Başkanım. Başkanım, Dadaş Kuyumcusu İsmail Ağacı 5 bin lira. Evet. Şevki Bey, hayırlı akşamlar. Alo. Bunun sesini bir çözün de ondan sonra verin bana. Dadaş kuyumcusu. Bir saniye. Evet. Şevki Bey, hayırlı akşamlar. İyi akşamlar Sayın Başkanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olasınız. Bu örnek davranışınızdan dolayı sizin hepinizin anlamına yüreğimle katılıyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. 5 bin lira da ben yardım ediyorum. Evet, Şevki Bey 5 bin lira bağışta bulunuyor. Allah kendisinden razı olsun. Rabbim çok, hayrını kabul etsin inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sen, çok sağ olun. Şevki Bozan, sağ olasınız. Allah razı olsun. Çok sağ olasın. Sağ olasın. Biraz evvel bana bir isim söylüyordunuz. Kimdi? Tekrar. Dadaş Kuyumcusu İsmail Ağacı Başkanım. Dadaş Kuyumcusu İsmail Bey 5 bin lira veriyor. Allah razı olsun. Yaz, İsmail yaz. Böyle 5 bin liralar verip de ismini anons edemediğimiz bayağı insan var. Onlar da kusura bakmasınlar. Ama biz en sonunda bu kampanyamızı tamamladığımız vakit sosyal medya hesaplarımızda bağışta bulunan herkesin adlarını yayınlayacağız. Bu da bilinen. Evet, çok teşekkür ederim. Telefonumuz var mı? Sitemizde hepsi var. Evet. İsim alayım. İsim. Evet. Hikmet amca, ellerinden öpüyorum. Sağ ol başkan, ellerinden öperim. Nasılsın? Saygılar sunarım, sağ olun. Saygı bizden. Elhamdülillah, çok sağ olasınız. Yapmış olduğunuz şu kampanya Türk milletine mazeret oldunuz. Sizi tebrik ediyorum, kiminizle
beraber. Allah razı olsun. Çok sağ olasın. Çok teşekkür ediyorum. Hastada meşgul ediyorum. Allah razı olsun. Şehitlerimizi düşündüğünüz için, bu yardımları başlattığınız için Allah sizden razı olsun. Amin cümlemizden inşallah. Her durumların bunu başaracağına %100 ben şey veriyorum. Elhamdülillah, sonra başaracağız. Körlere öncüyüz, mazluma hazi, misafirperverdir, ihtiyar genci. Biliyorsunuz şiirlerimiz, babası evet. Sizsiniz. Saygılarımı sunuyorum. Saygımızdan ellerinden öpüyoruz. 5000 liradan ben katkıda bulmak istiyorum. Evet, Hikmet amcamız, bizim federasyonumuzun genel sekreteri Bünyamin Bey kardeşimizin babası. Allah kendisinden razı olsun. 5000 lirada bu bağışta bulunuyor. Rabbim sana cennette köşk versin onun karşılığında. Saray versin inşallah. İnşallah, inşallah, inşallah. Allah razı olsun. Çok sağ olasınız. Hayırlı geceler, ellerinden öpüyoruz. Tahsin Durmaz'ı alıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Tahsin Durmaz hattımızda. Tahsin Durmaz. Çok aradın ama sonunda başardın bağlanmayı ha. Başkanım hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Yurt dışındayım. Evet, onur oradasın. Ve gurur duyduğum yönetim kurulumu çok duygulandım. Yurt dışından gelmek için elimden geleni yaptım fakat uçak bulamadım. Bütün arkadaşlara selamımı söylüyorum. Aleyküm selam. Bir şey torun olarak da dedem de şehit. Ya. Elimizden derneğimiz olarak Horasanlar Derneği'nin şahsım olarak ne geliyorsa sizin elinize bırakıyorum. Herkesin desteğini bekliyoruz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlarımı sunuyorum rakamı. Allah razı olsun. Sizlere versin başkanım. Rakamı alayım başkanım. Bütün arkadaşlara selamı söylüyorum. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Çok bir saniye, bir saniye bak. Şakir'e veriyorum. Bak ne diyor. Rakamı yazıyor muyuz? Suat Önal'ın eşi Mile Ünal, Suat Bey'in eşi Ahmet Başkanım diyor ki Hacı Mina Hanım Başkanım. Ablacığım hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. İyisiniz inşallah. Çok şükür iyiyiz. Bu güzel, hayırlı, şevesli olduğunuz için çok çok sağ olun. Allah razı olsun. Ben eşim Suat Bey'den. Ayrı. Eşim Suat Bey'den, bir miktar benim adıma. Evet, senden değil. Ayrı. Senden alıyoruz, senden. Benim adıma Suat Bey'den bir miktar. Tamam. Ne kadar istiyorsun? Bağışta bulunmasını istiyorum. Suat Bey. Beş aldık. Yengeyi ne kadar sevdiğini yapacağım bağışla göstereceksin bak. Tamam. Kendisinden bir fazlası. Kendisine yaptığından bir fazlasını sizin adınıza yapacak. Çok Allah teşekkür razı ediyorum. Teşekkür ediyorum. Yani demek ki kendisinden çok seviyor sizi. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Çok sağ olsun. Teşekkür ediyoruz. Buradaki herkesin heyecanını anlıyorum ama yayından gelen uyarı şu. Çok fazla ses olduğu için oluyor, söylenenler duyulmuyor. Telefondaki bağış yapanların rakamları ve söyledikleri duyulmuyor. Rica ediyorum tek tek ve sessiz bir şekilde yayınımızın son yarım saatinde böyle tamamlamak istiyoruz. Şimdi bir telefonumuz daha başkanım buyurun. Buyurun başkanım. Son telefon değil, telefonlar artık. Hayır, söylemenizden sonraki. Evet Hamza Bey. Hayırlı akşamlar. Hamza Bostancı. Aleyküm selam. Başkanım hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar olsun. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. Allah'ım razı olsun. Amin cümlemizden. Yapmış olduğunuz değerli kıymetli çalışmadan dolayı. Ben de Pendik Erzurumlar Derneği yönetimindeyim. Duyamadık. Alo. Anladınız mı başkanım? Ha, şimdi geldi sesiniz. Pendik Erzurumlar Derneği'ndeyim ben de. Evet, Pendik Erzurumlar Derneği. Bünyamin abimin... Bünyamin'in Kemal Kulaçoğlu'nun derneği. Evet, aynen. Beraberiz abi. Hayırlı akşamlar diliyorum. Erzurum'un her zamanki gibi yine önce oldu bu konuda. Çok güzel bir çalışmanın ön ayağı oldu. Bu konudan dolayı Rabbim sizin ecrinizi, sevabınızı kat kat nasip etsin inşallah. Amin bu inşallah. Önce oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de biraz evvel yayına katılan Hikmet amcam bir miktar telaffuz etti. Benim de tüyüm amcam olduğu için ben de onu
ondan fazla bir şey söylemek istemiyorum. Hikmet amcam ne söylediyse ben de aynısını söylüyorum. Eyvallah. Bir 5000 daha aldık demektir. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Amcalarım var benim. Şu an sizleri de izliyor. Fahrettin, Hayrettin amcam. Onların da adına selam yolluyorum. Bütün şehitlerimize de rahmet diliyorum. Biz de selam ediyoruz kendilerine. Fatih Bey, değerli başkanıma, İbrahim Bey'e, Şeyh abiye çok aleyküm selamlar. Selam. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet. Çok sağ olasınız. Teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Kim? Murat Darel Bey. Murat Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Nasılsınız? Allah razı olsun. Sizlerdeyiz inşallah. Elhamdülillah. Bilgisayarcı Murat Bey. Evet. Evet. Ayrıca de ben gaziyim. Gazisiniz, biliyorum. Evet. Başkanımız söylediği gibi, Arif Başkanımız, Sancaktepe Erzurumlar Derneği Başkanımız söylediği gibi. Evet. Biz şu anda iki kardeş olarak resmen konsülsün masaları kurduk kendi evlerimizde. Elimizden ne geldiği kadar varsa topluyoruz. Hani naçizane ben de bağlanmak istedim. Bu çok değerli bir değer olduğunu, hani şehitlerimizin bu memleketin üzerinde çok fazlasıyla üzerlerimizde dahi hakları olduğunu, hani en azından ufak bir anekdot olarak eklemek için aramıştım. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyoruz. Allah yüzünde razı olsun. Hani biraz önce bir balvan bir abimiz dediği gibi, bu hayırda emeği geçen herkese Allah yüzünde razı olsun. Bu öyle böyle bir hayır değil, hani karşılığı çok fazla büyük olan bir hayır. Allah'a şükür. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Başkanımız, Hayri Başkanı'na çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın kardeşim. Allah'a emanet olasın. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim son yarım saate giriyoruz. Eğer canlı yayına ulaşamazsanız sizlerden rica ediyorum. Yaklaşık 6 tane telefonumuz ve başında değerli başkanlarımız, arkadaşlarımız var. Bağışlarınızı oraya yaparsanız isimleriniz buradan söylenecektir. Teşekkür ediyoruz ilginize. SMS numaramız şu anda bu kampanyamız için yok. Sadece banka hesap numaralarımız var. Ekranda gördüğünüz banka hesap numarasına İstanbul Erzurum Dernekler Federasyonu hesabıdır. Bunu mutlaka belirtmeniz gerekiyor diyelim. Ve telefonumuz var mı? Bir kez daha dönelim. Sessizliği sağlayarak. Var mı telefon? Efendim, Bursa Dadaşlar Federasyonu'da 12 Mart'ta bir gece yapacaklar. Burada açık artırma yapacaklar. Açık artırmanın bütün miktarını şehit ailelerine yardım edeceğiz. Zeki Bey, iyi akşamlar. Bunu bir daha alalım başkanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok güzel bir hizmet yapıyorsunuz. Allah razı olsun sizden. Benim bir annem var, 85 yaşında. Rabbim hayırlı uzun ömür versin inşallah. Amin, amin. Maaşından biriktirdiği bir 5000 lirası var. Onu size bağış yapmak istiyorum. Allah razı olsun. Allah ondan razı olsun. Amin. Çok teşekkür ediyoruz. Onu biz bu televizyondaki numaralara yatırabiliriz değil mi? Tabii. Oradaki ben Kocaeli Karamürsel'den arıyorum. Aslen Sarıkamış'tayız. Maşallah. Evet. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Bir şey değil. Çok sağ olun. Evet, Allah. Teşekkür ediyoruz. Var mı telefonunuzda? Tamam. Süha Başkan 13 Mart ile ilgili bir Bursa Dadaşlar. Bursa'da? Evet, Dadaşlar. 12 Mart'ta mı? 12 Mart'ta. 12 Mart'ta. Erzurumlar Derneği 12 Mart'ta yapacağı gecede bir açık artırma yapacaklar. Evet. Bu açık artırmadan biriktirilen bütün miktarı şehit ailelerine yardım ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bursa'ya Sayın da oradaki hemşehrilerimize, Dadaşlara da teşekkür ediyoruz. Bunlar güzel haberler. Aynı Buyurun. Zamanda Hasan Bey de buradalar. 2 milyar. Hasan Keskin Beyefendi'ne yardım çok teşekkür ediyorum. Evet. Hocam. Evet. O mu önce dedi, ben mi önce dedi. İkimiz aynı anda dedik başkanım. Şimdi şöyle bir şey hocam. Yani biraz evvel telefonların bir tanesiyle konuşurken bir kardeşimiz bir şey söyledi. Zannediyorum Tahsin. Dedi ki benim dedem de şehit. Yani ben şehit torunuyum. Şimdi Erzurum'da hangi eve girseniz, hangi aileye sorsanız, ya dedesi, ya dedesinin babası, ya dedesinin dedesi veya babası mutlaka
mutlak ve mutlak bir şehit, mutlaka her ailenin bir şehidi vardır değil mi hocam? Vardır mutlaka. Yani Ermeni zulmünün, Rus zulmünün olduğu o dönemlerde mutlak ve mutlak bir şehidimiz var her evden. Şimdi o insanların şehit olup bize emanet olarak bıraktıkları bir vatan toprağında yaşıyoruz. Bu vatan toprağını gelecek nesillere bırakmak için de şimdi şehitler veriyoruz. Üzerimizdeki sorumluluk o kadar büyük diye düşünüyorum. Sizi dinliyoruz hocam. Estağfurullah, teşekkür ederim. Ben tabii ki arada bir şeyler söylemeye çalışacaktık ama çok mutluyum. Fırsat olmadı. Keşke hiç olmasın. Bunlar akış devam etsin de. Ama umduğumuzdan daha çoğunu bulabildik. Zaten bu milletin hamasi duyguları oldukça yücedir, yüksektir. Bakınız, bizimle sadece Müslüman Türk milleti değil, başkaları da, diğer İslam memleketleri de bizimle iftihar ediyorlar. Merhum Pakistan'ın Mehmet Akif'i, Muhammed İkbal bir rüya görüyor ve diyor ki, peygamberi ben rüyamda gördüm, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi. Bana ne ile geleceksin Muhammed İkbal dediğinde, Muhammed İkbal'ın söylediği bu söz hala onun hem eserlerinde hem Pakistan'da sık sık söylenir ki o söze istinaden Pakistan'ın bizimle olan kardeşliği oldukça güçlüdür. Hala onun bir devamıdır. Ben diyor İstiklal Savaşı'nda Çanakkale'de Müslüman Türk'ün bir bardak kanıyla sana geleceğim diyor. Yani. Ya. Kendi milletinden bahsetmiyor. Yani bizim milletimizin bu husustaki hassasiyeti oldukça yücedir. Ben bu anlayışı bütün halkımız idrak etti ki bugün de bu yoğunluk burada sağlanmış oldu. Kendilerinden Allah razı olsun diyoruz. Evet, hocam çok teşekkür ediyorum. Hattımızda Azizye Belediye Başkanı Sayın Muhammed Cevdet Orhan var. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Sayın Başkan hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam. Nasılsın Muhammed? Nasılsınız? Allah razı olsun başkanım. Sizler nasılsınız? Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. İzliyorsanız başkanım, nasıl olduğumuzu anlarsınız. Allah razı olsun. Böyle bir kampanya başlatmış olduğunuz için öncelikle hepinizden Allah razı olsun. Çok amin, çok tebrik ediyoruz. Bizler de böyle buralardan görüyoruz. Çok da harika bir kampanya olduğunu özellikle de vurgulamak istiyorum. Allah razı olsun. Bizler de böyle bir Azizye halkı olarak, Ilıcalılar olarak, Dadaşkent olarak katkıda bulunmak istiyoruz tabii sizin hepinizde böyle bir kampanyaya başkanım. Şunu da vurgulayayım, biz termal tesislerimizde de şehit ve şehit ailelerine ve gaziler ve yakınlarına da ücretsiz hizmet veriyoruz. Allah razı olsun. Bunu da böylelikle duyurmuş şey yapalım, sizin aracılığınızla duyurmuş olalım. Ve biz de bu kampanyaya katılıyoruz inşallah başkanım. İnşallah başkanım, size rakam söylemiyoruz. Siz oradaki esnafı da yönlendireceksiniz diyoruz inşallah. Tamam başkanım. Biz Azizyeliler, Ilıcalılar olarak alırız yani. Başkanım benim yani şöyle söyleyeyim. Biz buradan arkadaşlar olarak hep birlikte bir rakam telaffuzunda bulunacak olursak 20.000 TL bir rakam telaffuzunda. Allah senden razı olsun. Azizye Belediye Başkanımız Muhammed Cevdet Bey 20.000 lira bağışta bulunuyor arkadaşlarıyla birlikte. Benim Azizye hemşerim. Rakam hocam diyor ki ben oralıyım diyor. O başkana da o yakışır diyor zaten. Allah razı olsun. Herkese ben de çok selam ediyorum başkanım. Allah razı olsun. Böyle bir kampanyaya öncülük ettiğiniz için şahsınızda bütün arkadaşları da tebrik ediyorum başkanım. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olasın. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Sıtkı Kaya Bey. Evet, telefonumuz yine devam ediyor. Alo. Alo. Sıtkı Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Evet, canlı alo, yayındayız. Buyurun. Sizi dinliyoruz. Ahmet Bey siz misiniz? Evet, benim Sıtkı Bey. Abi. Ben de bir yardımda bulacağım da ben Erzurum Bolol kalasındanım. Evet. Sarıbaşak köyündenim. Hangi köy? Sarıbaşak köyü. Evet. Olur. Evet, olurlu hemşerimiz. Yani bu hayır yaptığınız için çok teşekkür ederim. Allah razı Allah olsun. Allah sizden de razı olsun. Çok sağ olasınız. Hepimizden bir 5.000 lira yardım edeceğim abi. 5.000 lira yardımcı yardım ediyorsunuz. Evet, 5.000 lira Allah, abi. Allah sizden razı olsun. Çok teşekkür hepimizden ediyorum. Hepimizden razı olsun. Rabbim hayrınızı kabul etsin inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Biz de sana saygı sunuyoruz. Çok sağ olasın. Süremiz çok daralıyor. Sohbetler az, telefonlar çok olsun diye inşallah. Evet, 5.000 lira. Evet, kim? Hakkımızdaki dinleyicimiz. Şey pardon, bağış yapan sevgili hemşehrimiz. Tamam. Onu söyle diye başkanım. Sıtkı Kaya. Tamam.
Tamam, söyledik Sayın Başkanım. Eyvallah, eyvallah. İzliyorsunuz. Evet, kesintisiz arkada devam ediyor değil mi? Bu arada ekranlarda gördüğünüz numaralardan ulaşmaya devam edin. Kim bu ya? Suat Kaya. Suat Kaya, buyurun. Suat abi. Nasılsın? Evet abi, buyur abi. Ben de burada çalışmaya çalışıyorum. Allah razı Koçal olsun. Koçal Madencilik, Ulis Koçal Bey'den 10.000 TL. Tekrar eder misin? Koçal Madencilik, Muhlis Koçal. Muhlis Koçal. 10.000 TL. Koçal Madencilik, Muhsin Koçal Bey'den. Muhlis Koçal. 10.000 TL. Allah sizden razı olsun. Çok teşekkür Allah ediyorum. Allah sizden de razı olsun. Çok başkanlar, başkanım. Allah razı olsun. 10.000 TL yazıyor. Muhsin Koçal Bey'e de biz buradan. Muhlis başkanım, Muhlis Koçal. Muhlis Koçal Bey'e de biz buradan teşekkür ediyoruz. Bu arada tabii heyecanı bağışlayın. Öyle bir ortam oldu ki herkes bir katkı sağlamaya çalışıyor. Hani yayın ancak bu kadar samimi olabilir. İç içeyiz telefonlarla. Gerek buradaki sohbet öyle. Hocamın yüzündeki ifade bizi memnun ediyor. Ben baktıkça mutlu oluyorum. Doğal bir yayın yapıyoruz. Çok yani, çok da efendim. Şey değil, resmi değil. Şu çok önemli bir telefon daha bir. Evet. Cahit Koç'u alalım yayına. Önemli bir bağış yine. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Cahit Koç'u alalım. Sayın Başkan, bu arada sizin etkinlikler de var değil mi burada? Etkinlikler var Mart ayı içerisinde. Burada etkinliklerimizi devam ettiriyoruz. Aynı zamanda bizim de 13 Mart'ta yine Bostancı Gösteri Merkezi'nde Erzurum Şölen altında bir şölenimiz var. Evet. Ayrıca sen vakfımızda şöyle bir şey yaptık. Federasyonla beraber vakfımızı birleştirdik. Hı hı. Maltepe Erzurumlar Vakfı ve İstanbul Erzurumlar Federasyonu şu anda çalışmalarımızı hep beraber yapıyoruz. Evet. Amacımız Erzurum'a en iyi hizmeti hep beraber yapmak. Zaten Sayın Başkanımız da bizim vakfımızın ikinci başkanı. Ama bütün vakfı zapt ettiler. Yani ellerinden alamıyoruz. Ne edeceğim onu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Bu arada İstanbul Erzurumlar Vakfı Kadın Kolları Başkanımız da yine ulaşmak istiyormuş. Telefonunda bir yanlış bir durum söz konusu. Değil mi? Telefon numarasında. Onu hemen çözersek bağlanmaya çalışacağız. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Başkanım, inanılmaz rahat görüyorum sizi. Huşu içerisinde bir rahatlık. Bir ben miyim rahat olan? Yok, herkes öyle de size de sorayım. Elhamdülillah. Efendim? Engin Şengül, Ultra bir arkadaşımız 1.000 lira yardım ediyor. Engin Şengül, çok teşekkür ediyorum Engin Bey'e de, teşekkürler. Şunu tekrar edelim. Sessizliği sağlayabilirsek yayında. Şunu tekrar edelim. Tamam, görüşürüz. Selim Yarar, 2500 lira. Daha böyle niceleri var ama şey değil. Şunu tekrar ediyorum. Biz evet, şunu telefonla bağlayın. Biz bağlayalım mı? Bize bağlanan Selim Yarar, çok teşekkür ediyorum. Şubat tatilinde biriktirmiş 2500. olduğum 24 lira harçlığımı buraya bağışlıyorum diyen, ki adını unutmam artık mümkün değil, İsmail Gökdemir, listenin en başına İsmail'i yazarak bu kampanyaya bağışta bulunan herkesi, bağış miktarlarını yazmadan, kimsenin alınmasını istemiyoruz. Gücü yeten çok veriyor, yetmeyen az veriyor. O miktarlar görünsün istemiyoruz ama burada büyük miktarları zaten duydunuz. Sosyal medya hesaplarımızda sürekli bunları paylaşacağız. Allah hepsinden razı olsun. Burada ismini zikredemediğimiz arkadaşlarımızı Facebook'ta, Twitter'da, şurada burada göreceksiniz inşallah. Bir telefon daha alıyoruz. Hayırlı akşamlar. Horasan Belediye Başkanımız hatta. Sayın Başkan. Sayın Başkan. İyi akşamlar Sayın. Buyurun. Evet, canlı yayındayız. Evet. Erzurum, Allah hayırlısı kabul etsin Erzurumlular.
Erzurum olarak gurur duyuyoruz. Allah razı olsun. Senlediğiniz için size yakışan da odur. Tabii biz de dinleyin de bir katkımız olsun diye telefon açtık. Evet, yani ben şahsım olarak tabii, kişi olarak 5 milyar şehit ailelerine yardım etmek istiyorum. Horasan Belediye Başkanımız, Horasan Belediye Başkanımız 5 milyar katkıda bulunuyor. Allah kendinden razı olsun diyor. Çok, çok teşekkür ediyorum. Başkanım, Rabbim hayrını kabul etsin. Herkes teşekkür Allah ediyor. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Saygılar. Çok sağ olun. Efendim. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet ol başkanım. Sayın başkanım, ara vermedi. Amin. Allah razı olsun. Evet, bu arada ara stüdyomuza ver. Çok sevdiğimiz bir abimiz geldi. Hemen başkanımla da konuşacağız. Ara vermeden şu anda bir telefon var. Cahit Koç hattımızda. Cahit Bey, hayırlı akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar abi. Nasılsınız? Merhaba. İyisiniz? Ahmet Ağırman ben. Ağabey abi, nasılsın? İyisin. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Siz nasılsınız? Ölmüşler rahmet. Oradaki İbrahim Erkan abi sizden... Şimdi zaten telefonu vereceğim. İbrahim konuşacak seninle. Cahit abi, ellerinden tamam. Öperim. Hürmetler sunuyorum. Tamam abi. İbrahim abiyle görüşeyim. Ahmet abi. Tamam, evet. İbrahim şu an konuşsun. Evet. İbrahim abi, buyur. Ağabey buyur. Alo. Buyur ağabey. Ne yazalım? Ne diyelim? Ne buyurursun? Vallahi oradakileri çok seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz. Özellikle İbrahim Bey'i çok seviyorum. Ellerinden öperim ben abi. Kurban olayım. Ben de Alanya'da Nehir Piknik'ten arıyorum. Eyvallah. Ben de şehitlerimize ufak bir hediye, benim de bir katkım olsun. Buyur abi. 50 bin TL. Ellerinden öperim. Allah senden razı olsun. 50 bin TL ile bir yapar alıyoruz. Cahit Koç, Cihat abi, bak stüdyodaki herkes sizi alkışlıyor şu anda. Çok teşekkür ediyoruz. Allah sizden razı olsun. Cihat abi, hürmetler, ellerinden öperim. Allah razı olsun Ahmet Bey. İbrahim Bey de abi, benim oğlan çok sevdiğim. Ben İbrahim, Cihat abi, ben İbrahim, ellerinden öperim. Nasılsın, iyi misin? Evet, son 10 dakikam, 10 dakikamız kaldı. Zamanımız yok ama Sayın Başkan Muammer Cindil şu anda koltuğunda yerinde. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Yardım kampanyamız var. Şehit ailelerimize ev alımı için. Sizden de şöyle bir iki cümle bir şey alayım. Devam edelim başkanım. Buyurun. Erzurum Vakıf ve Dernekler Federasyonu'nun bu hayırlı hizmeti. Gözlerinden öpüyorum inşallah geldiğimizde. Allah'ın izniyle bildikleriyle amel edenlere bilmediğini Allah'ın öğretmesidir. Elbette şühedanın sahibi millet ve devlettir. Hiçbir şekilde şehit aileleri yardım kampanyalarının bizatihi muhatabı değildir. İki hafta önce Uzundere'de şehit olan Hakan kardeşimizin babası bu konuda bize bir ders verdi. Başsağlığı dileyen Vali Bey'e ve Generale, benim oğlum 2 aydır Diyarbakır Sur sokaklarında cihat veriyordu. Ama olabilir ki veresiye sigara almıştır, bisküvi almıştır. Şehadetinden dolayı müteessir değilim. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Ancak evladımın borçlu yatmasını istemem. Sur esnafına sorun, kime borcu varsa babası olarak borcunu ödeyelim demişti. Böyle babaların evlatları şehit oldu. Bu millet şehidini ağuşunu açmış peygamber diye uğurlamıştır. Hiçbir şehit evladı, hiçbir şehit ailesi kampanya muhatabı değildir. Burada sizin yaptığınız hizmet bizlere vazifemizi hatırlatmaktır. Yani onlara bir lütuf, bir kayra, bir iyilik, bir ihsanda bulunmak değil, insanların ilgisini davet etmek, fark yaratmaktır. Dolayısıyla elini kasasına atan, cebine atan aslında kendisine iyilik edecektir. Kendisine lütufta bulunacaktır.
Çünkü bizim devletimiz Osmanlı'nın en zayıf döneminde dahi askerini mağdur etmemiştir. Hatta Mehmet Niyazi Hoca Çanakkale'ye giden yavrular diye resmedilen üzeri yırtık, ayağı yalın resimlerin sahih olmadığını söyler. Kimi tarihçilerin Sarıkamış için soğuktan dondular iddiasını da kabul etmez. Bu devlet en zor zamanında askerine sahip çıkmıştır. Dolayısıyla Süha Bey'in, Ahmet Ağırman'ın sizlerin liderliğinde Erzurumların başlattığı bu kampanya kendimize iyiliktir. Onlar zaten iyiliğin en güzeline muhatap oldular. Bu kampanyanın dışında bir Erzurumlu farkı olarak şu söylenebilir. Erzurum'da Ilıca yolu üzerinde 700 dönüm büyüklüğünde bir arazide belki şehrin can damarı, hayat suyu olabilecek bir çılgın proje adım adım hayata geçiyor. Mehmet Sekmen Bey sahiplendi. Çoğu subay general olan Erzurumların beyninin mahsulü olan bir projeydi. Burada tarihe not düşenler diye bir büyük alanda Türk töresine uygun olarak herkesin bir taşı olacak. Erzurumlu şehitlerin hepsinin orada bir taşı olacak. Ben de naçizane bunu tekeffül ediyorum. Her şehidimizin adına Ilıca yolu üzerindeki o 700 dönüm arazide tarihe not düşenler olarak şehitlerimizin adı Erzurum yaşadıkça, Türkiye Cumhuriyeti yaşadıkça orada varlığını devam ettirecek. Tebrik ediyorum. Sağ olun başkanım. Teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Başkan buyurun. Muammer abiye ben çok teşekkür ediyorum. En azından bizi yalnız bırakmayıp buraya kadar teşrif ettiği için. Bu arada bir şeyi daha duyurmak istiyorum. ÇADER Yardımlaşma Derneği Başkanı Sinoplu Nimet Çevik şöyle bir not düşüyor. Ben 3 şehit yakınını aileleriyle birlikte hacca götürmek istiyorum. Çok teşekkür ederiz kendisine de, sağ olsun. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yani işte bunlar. İşte başkanım, evet. Bütün bu güzel gönülleri gördük ama süremiz de bitmek üzere. Bir iki dakikamız var. Bir iki telefon daha alabilirsek sonrasında programımızı maalesef. Temel Kurnaz, hayırlı akşamlar. İyi akşamlar Ahmet Bey, nasılsınız? Vaktimiz çok dar, çok teşekkür ediyoruz. Hemen sizi dinliyoruz. Allah razı olsun, böyle bir programa vesile oldunuz. Vallahi Türklük damarlarımız kabardı böyle. Allah razı olsun. Ben bir Fatih Bey arkada bana 1.000 lira yazdırdı ama ben bir 5.000 lira. 5.000 lira. Temel Kurnaz 5.000 lira. Oltulu hemşehrim benim. Çok teşekkür ediyorum köylüm. Ben çok teşekkür sağ ederim. Allah razı olsun. Daha da artabilir. İnşallah artırırsın. İnşallah artırırsın. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Temel Bey çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Bir telefonumuz daha varsa hemen onu da alalım. Var, burada da sonra duamızla bitireceğiz. Naci Aras. Sancar Aras. Evet, Sancar yine. Sancar Bey, iyi akşamlar. Kardeşimiz. İyi akşamlar Sayın Başkanım, iyi akşamlar. Vaktimiz bitmek üzere, hemen dinliyoruz sizi. Sancar Aras. Tamam Sayın Başkanım, Erzurumlar için ne gerekiyorsa, bizim elimizde ne gerekiyorsa Erzurumlar için. Herkes bunları kendisi söylüyor ne yapacağını. Size bırakıyorum. 3.000 liradan bizden. Peki, Allah razı olsun Sancar Bey'den. Bizden 3.000 lira yazıyorsunuz Sancar Aras. Sancar Aras, çok teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet ol. Evet, hazır telefonumuz var mı? Bir telefonumuz. Rıdvan Bey, iyi akşamlar.
Hı-hı. Seni yayına veremiyoruz ama seninle şu an ben görüşüyorum. Ahmet Ağırman. Sizde yoktu. Merhabalar. Kardelen TV. Bir saniye ya Süha, sesi çıkmıyor bunun, ne ya? Telefon açıyorlar. Ha, alo. Ha, dinliyorum şimdi. Allah razı olsun, çok sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Ha. Vay Allah senden razı olsun. Rıdvan Gül, 10 bin lira. Rıdvan Gül, teşekkür ediyoruz. Rıdvan Gül, 10 bin lira. Bir alkış alıyoruz Rıdvan Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olasın. Allah razı olsun. Sağ olasınız. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Gene mi telefon var? Bu 2,5 saat yetmiyor buna başkanım. Evet. 4 saat iyi. Kim? Selim Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar Ahmet Başkanım. İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Duygulandırdınız bizi. Selim Yarar, oltuluyum. Evet. Münir Hoca'nın oğluyum. Eyvallah. Yararlardan selamlar. Çok ayrıca Osman Ayıldız'ın damadıyım. Kilos Merkez Camii İmam Hatibi. Maşallah. Evet, hatırladım sizi. 2500 lira. Bizden olsun inşallah. İnşallah. Dualarımız sizinle. Rabbim sizin gibi insanların sayılarını artırsın. Amin. Rabbim Erzurumluların, Dadaşların netliklerini artırsın. Muhabbetimizi artırsın. Amin. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin inşallah. Amin. Hesap numaramızı aldınız değil mi? Yatıracaksınız artık. Aldık. Tamam. Aldık. Teşekkür ediyorum. Hepimize selamlar. Çok sağ olasınız. Evet. Bir yurt dışı aramamız vardı. Biz konuşurken yönetmenime düştü. De bu arada döneyim. Bir 10 dakika daha zaman alabildik yayın konusunda. Çok teşekkür ediyorum sevgili Soner'cim. Aslında hangi süreyle başladık? Şunun da anonsunu yapalım. Telefonla bağlanan yardımseverlere saat 13'e kadar telefonlarımız açıktır. Evet, bu arada onun da anonsunu yapalım. Onu da hatırlatalım. Yayınımız sona erecek ama başkanlarımız burada, buradaki herkes burada. Saat 12'ye kadar. Gerekirse sabaha kadar. Bağış yapmak isteyen herkesin telefonlarını bekliyor olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Hazır telefonumuz var mı? Peki. Şakir Bey hocam. Duamızı yapalım. Bizim bir hatim okuduk. Evet. Hocam bu arada. Hatim duamızı hocam yapsın, evet. Yine devam edelim. Kur'an-ı Kerim'le başlamıştık. Evet. Sonuna doğru yaklaştık. Onu da hem de Yozgat'ta bir hatim okundu. Evet. Onu da birleştirerek duamızı alalım. Bir sessizlik olsun burada. Sonrasında sessizlik. Kalan zamanımızı yine telefonlarla, yardımlarla değerlendiririz. Buyurun. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme rabbena ya rabbena teqabbel minna khatamatil Kur'anil azim. Ya ilahel alemin ve ya erhamer rahimin. Bu güzel vatanı kanlarıyla yoğurup aziz şehitlerimiz bize emanet ettiler. Vefa borcumuzu ödemek üzere onlar için elimizden geldiği kadar hürmet, saygı göstermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla okumuş olduğumuz 100 adet hatmi şerifi, ayrıca Sayın Valimizin okutmuş olduğu 1 adet hatmi şerifi ruhlarına bağışlıyoruz. Kabul eyle ya Rab. Ruhlarını mesrur, makamlarını cennet eyle. Ruhlarını meleği alada ferahnak eyle. Şefaatlerini üzerimize sayeban eyle. İndi Resulullah'ta makbuliyet ve mahbubiyet müyesser eyle ya Rabbel Alemin. İlahel Alemin, bizim çekindiğimiz senin sıfatı kahriyendir. Bize kahrınla tecelli etme, lütfunla muamele eyle. Cümlemizi şefaati Muhammediye'ye mazhar ve iltifatatı Ahmediye'ye nail eyle ya Rab. İlahel Alemin, okunmuş olan 100 adet, 101 adet hatmi şeriften, süveri Kur'aniye'den, yapılmış olan hayru hasenattan hasıl olan sonsuz ucuru ve metubatı, özellikle aziz şehitlerimizin ve bu şehitlerimizi hedef alarak yardımcı olan bütün hayır sahiplerinin geçmişlerinin ruhlarına ferden ve ferda hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rab. Ruhlarını mesrur, makamlarını cennet eyle. Bütün memaliki İslamiye'yi ve özellikle memleketimizi arazi ve semavi belalardan, musibetlerden, felaketlerden, depremlerden, özellikle terör belasından muhafaza eyle ya Rab. Kahraman ordularımızı, güvenlik kuvvetlerimizi karada, denizde, havada, her zaman ve her yerde
mansur ve muzaffer eyle. İç ve dış düşmanlarımızın aleyhimize kurmuş oldukları tedbirleri kendi başlarına makus eyle ya Rab. Hayırların fethi, şerlerin defi, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için özellikle bu vatanın her karış toprağını kanlarıyla yoğurup bize emanet eden aziz şehitlerimizin ruhları için Allah rızası için El Fatiha. Hocam Allah kabul etsin. Evet, çok kısa bir görüşmemiz evet, daha Kenan var. Kenan Bey, Demir kardeşim. Bey, buyurun. Merhaba, nasılsınız? Sağ olasın, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, biz de iyiyiz Allah'a şükür. Allah böyle iyisin. Bir program hazırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah Kenan. Biz de şeytanilerine yardımcı olmak istiyoruz, 5000 TL. Allah senden razı olsun Kenan. Kenan Bey, 5000 TL. Sizden de razı olsun. Çok sağ olun. Beni yalnız bırakmıyor hanımın tarafları, çok sağ olsunlar. Evet, çok Allah razı olsun çok Kenan. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah'a emanet, sağ olasın. Evet, var mı telefonunuz? Az çok kimle? Telefonunuz var mı? Sayın Başkan var mı? Burcu Demir hatta, buyurun Burcu Hanım. Evet Burcu, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Nasılsın? İyiyim ama şükür, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Hemen seni dinliyoruz. Yayınımız bitmek üzere. Tamam. Ben Burcu Demir Olamur'dan arıyorum. Evet. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet. Eyvallah. Şehit ailelerine de sabırlar diliyorum. Amin inşallah. Ve babam adına arıyorum, Kenan Demir. Şimdi görüştük babanla. Onun 5000 lirasını aldık. Dedik ki Burcu ilave bir şey mi yapacak acaba? Ha evet işte 5000. O düşüremeyince sen aradın, sen düşürdün. Çok teşekkür ediyoruz Burcu. Evet. Görüştük evet, babanla. Çok sağ ol. Çok tamam. Teşekkür ediyorum. Teşekkür sağ olasın. Sağ ol, sağ ol. Sayın Başkan, ismini vermeyen bir arkadaşımız 5000 lira yardım yapıyor. Allah razı benim olsun. İsmi vermeyin diyor. Ama siz biliyorsunuz ismini. Ben bizim yönetimde biliyorum ismini. Tamam. O kadar çok teşekkür vereyim. Ediyoruz. Çok Allah teşekkür ederim. Yozgat konağında şu anda programımız takip edilirken bir yandan da hatim okundu. Bunu da valimiz ile getirmiş. Duasını da ettik. Evet. Çok Allah'a teşekkür ediyorum ve tekrar ediyoruz. Gece 12'ye kadar telefonlarımız çalışıyor. Evet. Hesap numaralarımızı alın. O birkaç ay sürecek bu kampanya şimdi, Allah'ın izniyle. Bittiği zaman hepsini sosyal medyada paylaşırız. Yani bir de şunun adını koyalım. Bizim yola çıkışımız 3 tane şehidimize ev almak içindi. Elhamdülillah. Onu bulacağız. Elhamdülillah. Yani geriye dönük artık gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Sayı yok. Allah'a şükürler olsun. Yaklaşık bir aylık bir çalışma. Öyle evet. Diyeyim. Yola çıkışımızın amacı belliydi. Yapılanlar belliydi. Herkes sahip çıktı. Sosyal medya bunun için çok önemliydi başkanım. Ve çoğaldı, arttı bugün. Onun döngüsüydü. Bugün geri dönen onun sesiydi bugün, belki. Bugün kardelenliğini hiç inkar evet. Edemeyiz. Şimdi bu işteki en büyük pay kardelenin kardeşim. Televizyonumuzda inşallah televizyonun İstanbul ayağı olması güzel oldu. Ya bak işte böyle bir televizyonun yaşaması lazım. Yayın devam yok, ediyor. Sen, sene döndüğü zaman kapanıyor. Pardon, bir anons daha yapayım. 89-25. 5 TL Erzurumspor'a yardım. Evet. bu televizyonu bizim yaşatmamız lazım. Herkes elinden ne destek geliyorsa bunu vermesi lazım. Bak bu işin en büyük şeyi bu televizyon oldu. Kardelen TV oldu. Ekranlarını bize bir telefonla açan ekip evet, ve ekip, bir telefonla. Ekipmanını bize gönderen sevgili Erol Yavuz abime ayrıca teşekkür ediyorum. İş adamlarının 66 kişiyle konuşmuşuz. Not aldı. Ayrıca iş adamlarını bu programa doğru organize eden, yönlendiren önemli abilerimizden bir tanesidir Erol çok Yavuz abimiz. Ediyoruz. Atlamayalım. Bizim vakfımızın manevi başkanı. Kartal Vakfı Başkanımız İlham Ali. Yeni geldi. Onu da alalım buraya. Federasyon mi gelmen lazım? Federasyon yönetimimize, başta Sayın Başkanım olmak üzere, vakıf yönetimimize, Sayın Başkanım ve yönetim olmak üzere, yönetici abilerimiz, arkadaşlarımız, başkanlarımız orada ayrı bir
hizmet içerisindeydi. Çok teşekkürler. Yarım kalan bir şey vardı. Ta televizyonumuzun müdürü Erzurum'dan kalkıp burada. Evet, Soner Bey. Bizi yalnız bırakmadı. İsimlerini sayamadım. Basından Sayın Tahsin Kara'ya, Sayın Hanifi Darçın'a, Sayın Kadir Dal'a, diğer ismini söylemediğimiz kimler var? Özür diliyorum bu arada. Özkan var burada yine. Çok teşekkür ediyorum. Ve ekip arkadaşlarımıza, buradaki yayın ekibine, ana kumandaki yayın ekibine çok teşekkür ediyoruz. Ama en büyük teşekkürü bizi bugün, başkanım, sizin öncülüğünüzde mahcup etmeyen hemşehrilerimize, mahcup etmeyen dadaşlarımıza ve dadaş dostlarına çok teşekkür ediyoruz. Erzurum güzel şehir, kötü değil. Evet, yüzümüz gülümsüyor, yüzümüz gülümsüyor. Bir acıya merhem olabilmekti belki bu amaç ve fazlası yerini buldu. En çok mutlu olduğum şeylerden birisiydi. Siz hizmetinizi yapın, eksik kalanları bize gönderin, biz tamamlayacağız diyen dostlarımızdı. Bir telefon daha var herhalde. Bir telefon daha alalım, buyurun. Evet, kiminle görüşüyoruz? Ahmet abi. Ercan. Ercan ben, Ercan. Eyvallah. Küboş Umre'dedir. Beni aradı, dedi benim evde birikmiş 560 liram var, onu da bağışladı. Vay Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Daha evvel 25 bin lira mı bağışlatmıştık sana? 30 bin. 30. 30 bin lira bağışlayan Ercan Karabayır'ın kızı Ümre'den arıyor babasını. Diyor ki evde 560 lira birikmiş param var. Bunu da bağışla diyor. Ya, çok teşekkür ederim. Bu vatana bir şey olmaz Allah'ın. Ya adamsın sen, adamsın. Sen de adamsın, çocukların da sana benziyor. Yine Allah razı olsun. Teşekkürlerimiz devam edecek. Sevgili Burak Erkoyuncu, çok teşekkür ediyorum kardeşim. Muhammed abi, eline emeğine sağlık. Çaysız bizi yemeksiz bırakmadın. Çok teşekkür ediyoruz. Ve başkanım, alasmak demeden önce son sözü size bırakıyorum. Sevgi Bey, özür diliyorum. Efendim. Burak Bey diyor şu, Erzurumspor taraftarlarının adına 500 lira da bende. Kim diyor? Burak Bey diyor. Burak Bey diyor. Çok çok Erzurumspor taraftarları adına, Erzurumspor'a destek için. Evet. 89-25'e bir mesajınız, ona 5 TL sizden gidecek ama kulübümüz çok şey kazanacak. Bunu da unutmayalım. Efendim, saat 12'ye kadar telefonlarımız devam edecek. Hemen oradan başlayayım. Dündar abim çok teşekkürler. Suat abim teşekkürler. Suha başkanım, hocam çok teşekkürler. İbrahim abi çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostum kardeşim Murat Balkış çok teşekkür ediyorum. Başkanlarım teşekkür ediyorum. Bir telefon daha mı var? Ne kadar teşekkür etsem azdır. Bir telefon daha varmış son olarak. Bitti mi? Evet, hemen bir zahmet. Efendim? Bilmiyorum vallahi. Olabilir. Emre Yeşil, emeğine sağlık kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Adın Bülent Gül. Hem katkıları hem burada desteğiyle teşekkür ediyorum. Alo. Hasan Keskin Bey efendim. Hasan Keskin abi, çok teşekkürler. Hakan kamera Bey. Arkası. Seni en son anons edecektik, sen aradın. En arkada Tahsin Kara, evet. Seni en son anons edelim dedik, sen aradın. Son sözde. Canlı yayındayız. Buyur Hakan Bey. Kardelen TV'deyiz. Şehitlerimize yardım programındayız. Eyvallah. Son arayan baba olur. Bakacağız artık. Hakan Bey'den ne kadar destek alacağız? Evet, hiç duymadım. Hakan Bakır, Erzurumlu bir iş adamı kardeşimiz. Evet. Siz duymuyorsunuz, telefonla ben görüşüyorum şu anda. Diyor ki bana ne fatura keserseniz ben kabul ediyorum. O Bakırcıydı galiba, onu söyleyeyim. Yok. Hakan Bakır. Hakan Bakır. Hakan Bey'e alkış. Hakan Bey'e bir alkış alıyoruz stüdyomuzdan, canlı yayından. 10 bin mi? Bütün Erzurumlular şu anda bunu dinliyor Hakan Bey. Siz televizyonu açmaya yetişemediyseniz bile. Hürmetler, yazdık Hakan Bey, yazdık. Evet. Yetiştim mi, görüyorsunuz. Yazdım ben. Çok, İbrahim çok. Erkal'la yan yana olduğumu da görüyorsun. İbrahim de bir selam yazdık, veriyor sana. Hakan'ım yazdık. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yayın düşmeden bir aramamız lazım. Sağ olasınız. Eyvallah. Eyvallah Hakan Bey. Muhtemelen Hakan Bey'den bir daire alırız. Bir telefon daha bağlanıncaya kadar. Çok teşekkür ediyoruz Hakan Bey. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Görüşmek üzere. Sağ olasınız. Bir telefon daha bağlanıncaya kadar ben sevgili Aziz Özbaşkan'a teşekkür ediyorum. Muammer Dilli'ye teşekkür ediyorum. Hanifi Çelebi'ye teşekkür ediyorum. Fatih İşdurmaz'a teşekkürler. Hakan Emre, Mevlüt Bayraktar çok teşekkür ediyorum. Ve Bünyamin Özbek çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık.
Var mı başka? Unuttuğum isim kalmasın, kurban olayım. Kimsenin gönlü kalmasın. Muammer Başkanım, çok teşekkür ediyorum, saygılar. Efendim? Üç kere ettim, bir daha senin için edeyim. Suha Başkanım. Var bende, deseydim. Suha Başkanım, evet. Var mı bağlantı? Yusuf Bey, iyi akşamlar. Şu an canlı yayındasın. İyi akşamlar Sayın Başkanım. Böyle emri vakı yaparız biz sana. Nasılsın? İyisin inşallah. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Yusuf Cebeci ile görüşüyoruz izleyicilerimiz. Bu da Oltulu bir iş adamı kardeşimiz bizim. Yusuf Bey, seni dinleyelim. Başkanım, ben dışarıdayım. Bir misafirlerim vardı. Heh. Ama ben biliyorum bugün şehit ailelerine yardım amacıyla bir kampanyanız var. Allah razı olsun. Yani onun bedeli, onun şeyi, karşılığı yoktu. Size takdir ederseniz. İnşallah sana bir fatura keseceğiz İbrahim Erkal'le beraber. Hayır. Tamam inşallah. Oradaki bütün misafirlere, bütün izleyicilere selam ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kemal Kulaçoğlu Başkanım, çok teşekkür ediyorum bu arada. Geldik yayınımızın sonuna. Ben Sayın Başkanım son sözü vereyim ve bitiriyoruz. Tamam. Alo. Efendim. Biz bir dahaki programı yaparken ben Ahmet Ağırman. Buyur. Evet. Eyvallah Halit. Halit buyur Halit. Yayını kapatmak üzereyiz. Çok sağ olasın. Hemen söyleyin. Eyvallah. Kanımıza sahip olmak için, ona yardımcı olmak için sen başkanım, Erzurum'un medarı iftiharısın. Estağfurullah. Sen şehitlerimizle ilgili seni dinliyorum. Sen İstanbul'da Erzurum medarı iftiharısın, gururusun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Var mı bir mesajın? Allah razı olsun. Ben de senin için miktar söylemiyorum ama büyük bir miktar ben de bir bağışta bulunacağım. Ne kadar Halit'im? İbrahim Erkal diyor ki ne kadar, sen de diyorsun ki miktar söylemiyorum ama ciddi bir şey olacak diyorsun. Başkanım, ben yatırıp Mahfuz'u da bizzat zatihanınıza getirip teslim edeceğim. Peki, inşallah. Bekleyeceğim. Bekleyeceğim inşallah. Çok teşekkür ederim. Bunu paylaşacağız. Peki, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet, sağ ol. Meclis danışmanından da Kürşat Şahin maaşımdan diyor 250 lira. Çok teşekkür ediyorum sevgili Kürşat'a bu arada. Başkanım, son sözünüzü alayım. Yayın süresini çok fazla vallahi açtık. Aşağı yukarı 3 saate yaklaştı yayınımız. 2 saat 45 dakikadır bizi televizyonları başında izleyip duyarlılık gösteren, hassasiyet gösteren bütün dadaşların yüreğinden öpüyorum. Büyüklerin ellerinden öpüyorum. Rabbim sizin bize bir olarak verdiğiniz bağışlarınızı size 1000 olarak geri döndürsün inşallah. Şehitlerimize ev alma konusunda yardım eden herkese Rabbim cennette birer köşk ihsan etsin inşallah. Amin. Dadaşlığınızı gösterdiniz, büyüklüğünüzü gösterdiniz, Türkiye'ye nasıl örnek olunur onu gösterdiniz. İyi ki varsınız, elhamdülillah ki dadaşız, elhamdülillah ki Erzurumluyuz, elhamdülillah ki vatanımıza sahip çıkma noktasında hassasiyet gösterebiliyoruz. Rabbim sizi nice güzel vatanlarda yaşatsın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ve şöyle kapatalım. Kapattık. Yaklaşık 20-23 yıl, 24 yıla yakındır radyo televizyonda program yapıyorum. İlk defa bir programın dinleyici veya izleyici tarafından bitmesi istenmiyor. Murat, çok ilginçtir. Çok başka bir tat, başka bir şey. Yani 10 saatte yayın yapsak bunun devam etmesini isteyen izleyicilerimiz var. O yürekler var. Bugün sizlere buradan seslendik. Bir amacımız vardı. Amacımıza fazlasıyla ulaştıran dostlarımıza, hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah hayırlı işlerde, hayırlı günlerde, sağlıklı ömürle birlikte olmayı Allah nasip eder bizlere diyelim. Emeği geçen herkese, katılan herkese, yardımda bulunan herkese teşekkürler. Allah'a ısmarladık. Kardelen Televizyon ekibine de, buradan Erzurum'daki ekibe de selam gönderiyorum. Hoşça kalın. Konuk eden vakfımıza ve federasyon binamıza aynı zamanda. Ben son kelime ediyorum. Buyurun. Erzurumların bir özelliği var. Biz onun için çalışıyoruz. Allah'ımıza, ay yıldızı bayrağımıza ve Erzurum'a aşız.
Rabbim bunlara en güzel hizmet etmeyi bizlere nasip eylesin. Allah razı olsun başkanım. Teşekkür ediyorum. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Hayırlı geceler.